Deprem ilk saatlerinde beni aradı Sayın Başkan. Biz de burada konuşlandığımızı daha çok öbürlerinin ihtiyacı olduğunu söyledik. Tabii çok büyük bir örgütlenme yaptılar Hatay'da. Ben gördüm. Gerçekten de etkilendim. 4.17 oldu deprem. Çok hızlı müdahale ettik biz. Çok hızlı kriz masamızı kurduk. Hem valiliğin kriz masasında arkadaşlarımız vardı, hem bizim kendi kriz masamız vardı. Bu arkadaşlar o günden bugüne 24 saat uyumadan, evlerine gitmeden büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Psikolojik destekten, ekonomik desteğe, işte ne bileyim hani insanların yaşam için hangi ihtiyaçları varsa onları karşılama noktasında büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Ben huzurunuzda hepsini kutlamak istiyorum. Biliyorsunuz İstanbul uzun yıllardır deprem bölgesi diye tanımlanır ve depremin olması kesin gözüyle bakılır. Ve dolayısıyla Ekrem Başkan'ın da bununla ilgili çok ciddi çalışmaları var. Önemli bir bilim kurulu var ve çok da önemsiyor. Biz de Adana bölgesini artık bir deprem bölgesi olarak addedebiliriz. Çalışmalarından biz faydalanmak için konuştuk. Hemen önümüzdeki hafta beni davet etti. Birkaç bilim adamını görüşecek. Masaya yatıracağız Adana'yı. Ve belki bir sonraki hafta çok büyük bir çalışma yapacağız biz de burada Adana'da. Deprem olduğunda neler yapmalıyız? En hızlı nasıl müdahale etmeliyiz? Vefatı azaltmak, yaralıyı azaltmakla ilgili bir şey daha yaptık. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kendi aramızda. Elimizde kaç tane arama kurtarma ekibi var bilelim. Onu bir envanterini çıkaralım, bilelim. Bundan sonra gerek İstanbul'da olsun, gerek Adana'da olsun, gerek başka bir yerde olsun bizim belediyelerimiz çok daha hızlı hareket ederler. İstanbul'un çalışması bunların hepsinden çok daha öte. Bir bilim kurulu kurmuş, çalışmış. Biz de ondan faydalanmak istiyoruz. Ben de tekrar Ekrem Başkan'a teşekkür ediyorum. Adana hassasiyetinden dolayı da teşekkür ediyorum. Evet, çok geçmiş olsun. Bütün bölgeye, Adana'ya başımız sağ olsun, başımız sağ olsun. Büyük de bir deprem oldu ard arda. Üç depremi bir arada yaşattı bize doğa. Tabiatın, doğanın bir gerçeği olan depremi yaşamak zaten aslında bildiğimiz bir şey. Bu kadar insanımızın evsiz, yuvasız kaldığı, bu kadar insanımızın canını kaybettiği bir ortamın sorumlusu bizleriz. Bu ülkenin insanlarıyız. Yani hiçbirimiz top çeviremeyiz bu konuda. Yani lafı dönüp dolaştırıp depremin işin sorumlusu olduğu kanaatini bu millete yutturamayız, yutturmamalıyız. Ne yazık ki şehirleşme konusunda kötü sınav veren bir ülkeyiz. Bu gerçeği konuşmazsak, bu gerçek üzerinden bir yorum, başlangıç ortaya koymazsak, aynı hataları sürdürürsek gelecek nesil bizi asla affetmez. Bu kadar acıları yaşamışken böyle bir teknolojiyi, böyle bir dönemi, üretim becerisini, dünyanın birbirine her an görebildiği, paylaşım yapabildiği, yani Şili'deki bir deneyimden Japonya'ya ya da işte başka ülkelerdeki yaşananlardan çıkarılan dersleri anında okuyabildiği bir ortamda yeni bir başlangıcı inşa edememeyi ortaya koyarsak bizi çocuklarımız, gelecek nesil asla affetmez. O bakımdan ne yazık ki binaları gördük, inceledik, baktık, gözümüzle gördük, inceleyenleri dinledik teknik olarak. Biz kendimize ev değil birer tabut yapmışız. Bu çok net. Bu kadar somut ve basit kurallarla hayatın teminat altına alınacağı bir teknoloji varken bunu yapmamak kesinlikle cinayet işlemekle eşdeğerdir. O gözle bakmalıyız hem yöneticiler olarak hem siyasiler olarak. Bunun makamı yok. Şu anda güçlendirme ile ilgili bir modeli yoğun bir biçimde İstanbul'da konuşuyoruz. Uzun zamandır masamızda olan bir mevzu. Bu Hatay'da ODTÜ ile beraber güçlendirme yaptıkları bir binanın akıbetinden bahsedince ben bu gidişimde o binaların önüne gittim. Geliştirdikleri bu karbon liflerinden oluşan kuşatmayla yapılan güçlendirmenin modelini burada bir Japon fonuyla beraber bir binaya uyguluyorlar. Üç binanın bir tanesi yerde tuzla buz olmuş, darmadağınık bir betonarme. Bu iki bina ayakta.
Aynı beton var binalarda. Bir kere İstanbul'u yeniden bir analiz etmeliyiz dedik. Daha önceki testler 40 binin biraz üzerinde ağır hasar alabilecek ya da yıkılacak bina tespitiydi. Biz ise birebir evlere girerek yine İstanbul Teknik Üniversitesi kaynaklı hızlı test modeliyle bir gözlem yapabileceğimiz bir modeli hayata geçirdik ve on binlerce binayı ziyaret ettik. 100 bine yakın bina aslında. Bunlar risk içeren, yıkılması muhtemel ya da ağır riskli binalar olduğunu tespit ettik. Ama en önemli husus, bu masanın bence duyması gereken konulardan bir tanesi ki bu konuyu Şehircilik Bakanı'na açmadan önce Sayın Genel Başkanımızla bir toplantı yaptım. Kendisine dedim ki bizim bir deprem bölge kurulu gibi ya da deprem konseyi gibi, adı önemli değil, bir kurum niyetimiz var. Bunun çok siyaset üstü bir modele evrilmesi lazım. Bu konuyu Şehircilik Bakanı ile konuşacağım. Hani siz de uygun görürseniz bu konunun siyasetin üstünde bir yere oturtulması gerektiği konusundaki ortak kanaatimizi kendisine aktarmak isterim. Kesinlikle aktarmalısın dedi ve ben o kararla beraber bakanlıkla birkaç girişimimizden sonra ancak randevuleşebildik ve bir sunum paylaştık. Sunumumuzun özeti şu: birçok kanun maddesi var bu konuda, birçok kurum kuruluş var bunun depremle ilgili mücadelede, yönetmelikler var. Karman çorman bir aslında alanın içindeyiz. Halbuki bu konu somut bir hatta oturmalı. Kentsel dönüşüm bir rant aracı haline gelmemeli. Dil birliği, akıl birliği sağlanmalı, siyasi ranta da dönüştürülmemeli. Bunun partisi de yok. Öyle bir yapı kuralım ki burada bakanlık olsun, burada şehircilik il müdürlüğü olsun, valilik olsun, büyükşehir belediyesi zaten olmalı, ilçe belediyeleri olsun, yapı sektörü olsun, inşaat malzemesi üretenler olsun, sigortacılık sektörü olsun, finans sektörü olsun ve vatandaş temsilcileri de olsun. Hak savunucuları, kendi hakkını anlatanlar olsun. Aslında bir organizasyon şemasını bakanla paylaştık. İstanbul için bu şarttır dedik. Hatta böyle bir yapı Marmara bölgesi için de şarttır dedik. Ama bu anlatımımız ne yazık ki karşılık bulmadı. Biz bu ısrarımızla devam ediyoruz. Adana için aynı risk ölçeğini taşıyorsa bu analiz edilecek. Adana için de geçerli olmalı. Yani dün derken belki birkaç sene önce bu iş Maraş için de geçerli olmalıydı. Adana ile ilgili ya da İstanbul'la ilgili bugün oluşturacağımız ana zeminin bazen 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl sonra sonuç vereceğini de bilelim. Yani şehirlerle ilgili yapılan planlar ya da tasarımlar birkaç yıllık olamaz. Tabii bu depremle birlikte bölgede başkanımızın da ifade ettiği gibi hep birlikte özellikle 11 Cumhuriyet Halk Partili belediye can siperhane her şeyini ortaya koymuştur. Her kapıya ben ne yapabilirim diye koşarak gitmiştir bütün büyükşehir belediyelerimiz ve bütün belediyelerimiz. Hala da öyle. Tabii Adana'nın kendi içinde yoğun gündemi olduğu için bu sürece dahil olmasa da Adana'nın da o bölgelere nasıl fayda sağladığını biliyoruz. Masa kurulması noktasında belki de bir lojistik merkez olarak Adana'nın kullanılabileceğini de başkanımızla konuşmuştuk. Bunları tartışıyoruz. Tabii bir yanıyla bu sürecin bütün bu kentler için yeniden var olma sürecini ve bu yeniden var olmayla Türkiye'ye örnek modeller üretilebilecek alanlar olduğunu da iddia ediyoruz. Bu konuda masada çok dirayetli duracağız. Uzun bir süre çıkartmamak üzere ne yazık ki şantiye elbisemizi sırtımıza geçirip sokak sokak gezeceğiz. Bizim yaptığımız araştırmalarda maddi kaybı bu depremde 100 milyar dolara yakın. İstanbul meselesi Allah gecinden versin bir milli güvenlik sorunudur. Hem maddi hem manevi. O bakımdan olabildiğince güçlü bir kent var etme konusunda geceyi gündüzü birbirine karıştırıp yol yürüyeceğiz. Bu aşamadan sonra da bugüne kadar yaptığımız ortak çalışmaları daha güçlü bir biçimde Adana'ya sevk etmeyi, Adana ile aynı masaları kurmayı, masalarımızı genişletmeyi istiyoruz ve diliyoruz. Sizden de öğreneceklerimiz olacaktır, duyacaklarımız olacaktır. Bu ortak masanın hızlı bir biçimde koordine olması için
Hatta ilk adımlarını da en güçlü bir şekilde önümüzdeki hafta somut hale getireceğiz. Daha önce teknik ve taktik olarak konuştuğumuz meseleleri. Her iki şehir de birbirinin yanındadır. Milletimizin yanındayız, ülkemizin, devletimizin yanındayız. Umarım depremin sadece bir doğa hareketi olarak konuşulduğu günleri bu millete yaşatırız. Şili'de önemli bir süreç yaşadı bu konuda. 8.8 şiddetiyle 3,5 dakika sallandı 2010 yılında. 420 civarında insan öldü ve tsunami'den öldü. Deprem yani bina yıkılmasından da değil. Ve ülkesini ziyaret eden turistlere verilen kitapçıkta aynen şu yazıyor. Burası bir deprem ülkesidir. Her an depremi yaşayabilirsiniz. Ama lütfen deprem olduğunda binaları terk etmeyin. Çünkü binalarımız dayanıklıdır. Ve Güney Amerika'nın da en yüksek binalarını başkentlerinde, şehirlerinde inşa ederek bir nevi teknikle bilimin bunu nasıl aşabileceğini gösterebilmektedirler. Umarım en yakın zamanda biz de turistlerimize, ülkemizi ziyaret edenlere bu kitapçığı bastırıp verebiliriz.